serbest şekiller çizebileceğimiz çeşitli çizim araçları da mevcut. Bunlardan bir tanesi de spline, yani birleşik eğri çizgi anlamına da gelebilir. Spline iki şekilde oluşturuluyor AutoCAD içerisinde. Örnek vermek gerekirse ekranda görmüş olduğunuz iki tane çizimimiz var. Bunları seçtiğimizde bunların en önemli oluşturma yöntemlerinde farklılıklar oluyor işte. Yani nesneyi çizimlerken değil ancak oluşturma yöntemlerindeki farklılıklar var. Bunlar kontrol noktaları, vertexler, nesnenin çizgilerin dışında olduğu spline CV ve diğer seçenekte arkadaşlar spline fit seçeneği var. Spline fit'te ise kontrol noktaları direkt çizgilerin üzerinde. İkisini birbirinden ayıran temel özellik bu. Ancak temelde ikisi de spline'dir. Eğer bunu kontrol vertex seçeneğini check edersek burada otomatikman bunun da kontrol noktalarının göründüğünü göreceğiz. Spline şu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. S, P ardından L yazdığımızda komutumuz çıkıyor. Komut burada metot seçeneğiyle fit veyahut da CV seçeneğinde kullanılabilir. Ondan sonra dagger seçeneğiyle bunun kaç birimlik açılarda olacağını ayarlayabilirsiniz. 3 yapalım. Object seçeneğiyle bir objeyi direkt polyline'a, spline'a dönüştürebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir tane dikdörtgen çizelim. Dikdörtgeni S, P, L, Enter yapalım. Sonra Object diyelim. Ve buradan nesneyi seçelim. Enter. Görmüş olduğunuz gibi spline, yani eğri nesneye dönüştürdü. Bu kontrol noktaları bu şekilde oluştu. Kontrol noktalarından çekiştirebilirsiniz. Tabi bu oluşturduğumuz şekil eğer birden fazla noktaya sahipse, bunu polyline ile gerçekleştirelim ayrıca. Birçok vertex ekleyelim. Şöyle serbest bir şekilde birçok noktaya tıkladım. Ardından spline komutunu girdikten sonra object seçeneğine giriyorum. Nesneyi seçiyorum. Şimdi daha farklı bir form çıkacak. Nesneyi seçtiğimizde bakın kontrol noktaları bizim eklediğimiz vertex sayısına paralel olarak daha fazla. Spline'in en önemli özelliği arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi noktalar arasındaki, yani vertexler arasındaki geçişlerde tamamen eğrisel formların oluşması. Bu yönüyle tamamen eğrisel şekiller oluşturması oluşturduğu için spline adını almakta. Spline komutlarına draw panelinden de ulaşabilirsiniz. Spline fit seçeneğini burada görmüş olduğunuz gibi nesneyi oluşturmakta. Spline fit seçeneğine tıkladığınızda buradan belli noktalara şu şekilde tıklayarak mouse'un tıkladığınız noktaları önceki nokta yeni noktayı takip ederek şekli oluşturuyor. Buraya tıklayıp birleştirebilirsiniz. Enter yapıp işlemi bitiriyorum. Veya bu spline fit seçeneği arkadaşlar. Spline CV'de ise buradaki görmüş olduğunuz kontrol noktaları bunlar tamamen dışarıda oluşuyor. Şeklin dışında. Spline CV'ye şimdi tıklıyorum. Nesneye tıklıyoruz. Bakın tıkladığım noktalar kontrol noktaları oluyor. Bu noktalara arasında kalan düzgün olmayan eğrisel şekiller ise bunlar da çizginin kendisi oluyor. Close diyelim. Bu şekilde birleştirelim. Burayı seçtiğimde zaten nesneyi göreceğiz. Şurada stretch vertex'te bu bileşim noktasını kaydırabilirsiniz. Bu vertex'in üzerinde biraz beklediğimizde add vertex'te yeni bir vertex ekleyebiliriz. Refine vertex'le yine yeni vertexler ekleyebiliriz. Remove vertex'te diğer vertexleri silebiliriz. Yani üzerinde bulunan vertex noktalarında buradaki nokta aracılığıyla silip kaldırabiliriz. Şuradaki vertex'i silmek istiyorum. Remove vertex. Mouse'un soluna tıklamanıza gerek yok bu esnada. Üzerinde beklemeniz yeterlidir. Remove vertex diyoruz ve siliyoruz. Spline komutu da bu şekilde arkadaşlar.